Aynı safa bitkisinin faydaları. Calendula officinalis olan bitki, yurdumuzda çoğu bahçede yer almaktadır. Halk arasında altıncık, bahçe nergisi, gece sefası, öküz gözü gibi isimlerle de bilinmektedir. Süs bitkisi olarak kullanılan aynı safa, vücudumuza sağladığı faydalı yönleri ile de karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar, hamilelerin kullanmasını önermemektedirler. 30-40 santim kadar boylanabilen bitkinin çiçekleri sarı, portakal rengi, beyaz veya mor renkte olabilmektedir. Aynı safa bitkisinin bu özelliklerinin dışında, ilgimizi çeken bir özelliği de bulunmaktadır. Bu bitki, eskiden hava tahmincisi olarak kullanılırdı. Yani, eğer çiçekleri sabah saat 7'den sonra kapanırsa, büyük ihtimalle yağmurun yağacağı tahmin edilirdi. Nasıl kullanılır? Aynı safa bitkisinin çayı, suyu, tentürü, merhemi ve banyo suyuna karıştırılarak kullanılmaktadır. Bitkinin çayı şu şekilde hazırlanmaktadır. 1 tatlı kaşığı bitki 200 ml. Kaynar suda haşlanarak, 10-15 dakika dinlenmeye bırakılır. Daha sonra süzülerek kullanılır. Banyo için ise, 100 gram. Bitki 3 litre suya aksamdan yatırılır. Banyodan evvel 5 dakika. Kaynatılır. Banyo suyuna katılır. Merhemi için ise, 2 avuç taze bitki ince ince kıyılır. 500 gram iç yağ veya margarin ile kızdırılır. Çıtırdadıktan sonra ateşten alınır. Üstü kapatılarak, serin bir yerde gece boyunca bekletilir. Ertesi gün hafifçe ısıtılarak süzülür. Uygulanacak merheminiz hazırdır. Faydaları nelerdir? Kanser ve tümöre karşı faydalıdır. Adet dönemi ağrılarını dindirici özelliği vardır. Adeti düzene sokar. Kanı temizler. Çay, idrar ve safra söktürür. Terletici özelliği bulunmaktadır. Tansiyonu düşürür. 12 parmak bağırsağı ülserinde kullanılır. Kas, eklem, bel, sırt, boyun, varis ağrısına karşı merhemle yapılan masajlar iyi gelmektedir. Yaşlılıkta meydana gelen lekelerin yok edilmesinde etkilidir. Bunun için kaynatılıp, suyunun sürülmesi yeterlidir. Kaşıntılı ayak mantarlarında iyileştiricidir. Merhem, bebeklerde oluşan isiliklere iyi gelir. Arpacık, göz yangısı, göz kanlanmaları gibi göz hastalıklarında çayı ile yıkanarak iyileşme sağlanabilmektedir. Karaciğer ile ilgili hastalıkların tedavisinde destek verici olarak kullanılır. Yara iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Merhem, merhemi ayak ağrılarını giderir. Lenfi sistemini temizler. Vajinal mantar hastalıklarında da, aynı safa bitkisi ile yapılan banyo idealdir. Aynı safa çayı. Mide ve bağırsak hastalıklarında. Mide krampı ve mide ülserinde olduğu kadar. Kalın bağırsak iltihabında, ödem ve kan işemeye karşı da kullanılır. Sivilce lekelerinde iz bırakmadan iyileştirir. Radyasyon terapisi sırasında oluşan deri hasarlarının iyileştirilmesinde kullanılır. Zona, gece yanığı, neticesinde oluşan deri hasarlarını iyileştirir. Tinea denilen deri hastalığının iyileşmesini hızlandırır.